Akdeniz'in Las Vegas olarak biliniyor. 55 senesinde buranın Rumları Türklere saldırdı. Kapıları açınca Rumlar da gelmeye başladı. Kardeşler, abiler, ablalar, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gece Girne'de Ali Kemal'in evinde kaldık. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğin için. Eyvallah. Artık bu bölümde uzun bir otostop yolculuğu yapacağız. Adam da aslında kendisi de otostopçu. Geziyormuş daha önceden. Şimdi ne yapıyorsun Kıbrıs'ta? Kanka şu an çalışıyorum. Burada reklamcılık yapıyorum. Ondan sonra işte aynı zamanda geldikçe kampa falan çıkmaya çalışıyorum, geziyorum. Ne kadardır yaşıyorsun burada? Sene, bir buçuk sene falan oluyor işte. Peki birkaç kelimeyle hayat pahalı mı değil mi? Nasıl burada? Eskiden biraz daha iyiydi ama şu an birazcık pahalı ama Türkiye'ye göre yine ucuz değil. Çok sağ olasın her şey için dostum. Şimdi Yasemin'i bekliyoruz. Otostop yolculuğuna başlayacağız. Ali de bizi otostop çekeceğimiz noktaya götürecek. Bakalım Kıbrıs'ta bugün otostop nasıl? Bölüm Kapalı Maraş ve Mousa içerecek. Hadi o zaman başlasın. Öyle mi? İkinci yolcumuz da geldi. Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor Kıbrıs gezisi? Gayet güzel gidiyor. Şimdi başka bir şehre geçeceğiz. Tüm Türkiye'yi, dünyayı otostopla gezdin. Kıbrıs'ta otostopa ne diyorsun? Çok iyi bence. Gayet de başarılı alıyorlar. Kıbrıs'a da gelin, otostop çekerek gezebilirsiniz arkadaşlar. Kolaymış burada da. Hadi gidelim. Hadi gidelim gari. Direkt evin önünden alıyorlar değil mi? Başlamadım. Ben 6 ay önce başladım. Çok memnun oldum. Alalım. Adam bizi ta Lefkoşa'ya kadar getirdi. Eyvallah brocan. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Adamsın. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi git. Adanın havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum ama herkes pozitif ve... Evet, vallahi enerji dolduk ya resmen burada. Herkes güler yüzü. Hadi otostop çekek ya, bir gidelim. Otostop çekerken altın kurallardan biri: uzun mesafe bir yere gidecekseniz çantayı yere bırakacaksın. Çünkü o çantanın ağırlığıyla uğraşma diye. Ama gideceğimiz yer zaten direkt kısa, büyük ihtimalle şimdi dururlar. Bırakmadım o yüzden. Merhaba, nasılsın? Nereye gidiyorsun? Mousa'ya doğru. Uluslararası Üniversitesi'ni oraya bırakabilirim. Tamam, hiç fark etmez. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederiz. Koyayım mı şöyle? Tamam, tabii ki. Şöyle bıraktım. Teşekkürler. Bu arada ben Yasemin. Ben de Berko. Tuğba. Türkiye'den geliyorsunuz galiba. Ama elimizden geldiğince sevdiğimiz şeylerin peşinden gidiyoruz. Benim çanta arkada, şöyle bir alayım hemen. Çok 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 teşekkürler. Eğlenceli. Memnun olduk. Görüşürüz. İlk alan ablamız bizi bayağı bir yol getirdi ya. Buradaki karşıdaki üst geçitten geçip Mousa tabelasını devam takip edip yola doğru gideceğiz. Yaklaşık bir 60-70 kilometre falan daha yol var. Hadi gidelim. Sanki kızın arabasında mı kaldı? Açık mı? Telefonunu kaybetti Yasemin. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Nasıl bulacağız? Instagram'ını da almadım. Sadece YouTube'u ekledim. Kızın YouTube'unu mu? Evet. Aa, YouTube'unu biliyor mu kızım? Buluruz. Oradan Instagram'ını kızın buluruz. Kızın YouTube'unu görmedim ki. Nasıl unuttun? Alo. Alo. Kanka ne haber? Efendim. Bulduk. Ya telefon senin arabadaymış. Evet ya. Siz otostopa. Vallahi şu an neredeyiz? Neresi burası tam? Finamarket. Station Coffee. Benzinlik. Dürümcü Baba diye bir şey var. Geriye doğru gelelim o zaman, alalım telefonu. Dur siz olduğunuz yerde kalın. Ben şu an 5-10 dakikalık bir işim var. Eşya taşıyorum da arabaya. Aha. Mousa'nın için otostop çekmediniz mi? Daha gitmediniz oraya. Şeyden, o sen bizi bıraktığın yerden otostop çektik. Biraz ilerleyin mi var ya? Bir cami var beyaz. Aynen. Üniversite varmış. Şöyle yapalım. Ben şimdi eşyaları alıyorum.
Tamam. Şey gitmek üzere 3-4 dakika. Aha. Bu numaraya yok, bu numaraya değil. Bir numara vereyim sana, o numaradan kolum atabilir misin bana? Tamam, tamam, olur, olur. Tamam. Tamam bro. Normalde arkadaşlar bu kadar şaşkın biri asla değilim. Hep telefonumu, her şeyimi kontrol ederim. Yıllardır yoldayım, ilk defa telefonu unuttum. Ve unutan arkadaşlarımla da kızıyorum. Nasıl sen unutabildin telefonu diye. Aynısını ben yaşadım şu an. Neyse, Allah'tan arkadaşımızın aracında çıktı. O da getirecek birazdan telefonu. 3-5 dakika işim var dedi. Getiriyorum dedi şimdi. Ya yoracağız yine buraya kadar. Özür dilerim Yiğitcan. Ay Yiğitcan, çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Hiç farkında değil mi? Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok teşekkürler, seni yorduk buraya kadar. Bir daha görüşmüş olduk. Gelmişken Magusa'ya kadar. Allah'a emanetsin. Dikkat et kendine. Sağ olun. Yorduk seni gerçekten, sağ ol. Hayırlı olduk ya. Bu yüzden arkadaşlar. İyi ki yollar var. Neyse. Hadi devam edelim. Selamlar. Selam. Mausa'ya doğru gidiyoruz da. Gel, yarı yola kadar bırak. Tamam. Haydi gidelim. Ben de atayım, dur. Buyurunuz. Haydi bakalım. Nasılsın? İyidir. Normal. Ben de iyiyim, sağ olasın. Hop 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 hop. Ben bindiğini zannettim. Allah'ım sen. Bagaja koysaydınız ya, boştu. Evet, bindim. Bugün her şeyim olay gerçekten. Adım ne dedin? Hasan benim. Hasan. Hasan bizi aldı şimdi, Mausa'ya doğru gidiyoruz. Bir yarı yola kadar götürecek Hasan. Bir 20-30 kilometrede Hasan da gidiyor herhalde. Hadi gidelim. Hiçbir şeyini kaybetmedin değil mi bak benzinlikte? Hayır. Tamam. Kendim de buradayım. Kendimi de unutmadım. Tamam. 40 yıl boyunca kakacağım başıma, belli oldu yani. Teşekkür ettim. Allah'a emanetsin. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi dostlar, son 20 kilometre yolumuz kaldı. Şu karşıda gördüğünüz Gazi Magusa, Famagusta. Tabelasını takip edip Mausa'da görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Dostlar selamlar. Dün otostop yolculuğunun ardından Mausa'ya geldik. Mausa'da da burada Halilcan'la Beyza çiftinin misafiriyiz. Onlarda kalıyoruz. Akşam zaten Beyza'la da tanışacaksınız. Aynen. Çok tatlı insanlar. Abi beni nereden buldun önce? Abi seni nereden buldum? 2017'de buldum seni Instagram'da. O oradan beridir. Bir gün kader kısmet oldu, Kıbrıs'a aynen, geldik. Aynen. Şimdi Halil, artık buralı biri olarak. Abi Mausa nedir abi burası? Nüfus ne kadar? Kim yaşıyor burada? Şimdi, olayı ne buranın? Mausa'nın normal şartlarda nüfusu 40 bin diye geçiyor ama aslında 40 bin değil. Mausa'nın nüfusu ortalama 80 bin civarı. Mausa'da bir yerleşik halk var. Bunun yanında çok canlı bir öğrenci nüfusu var. Burada yaşıyoruz. Liman kenti Mausa. Diğer öğrenci şehirlerine göre, Lefkoşa'ya evet, göre vesaire bir tık daha uygun galiba evet, çok burası. Çok daha uygun yani. Ev kiraları olsun, gerek yaşam maliyetleri olsun. Lefkoşa'ya girmeye göre çok daha uygun. O zaman şimdi gezme kısmına geçelim. Hazır mıyız Yasemin? Evet, hazırız. Dün nasıldı otostop? Zaten 60-70 kilometre geldik alt üstü de. Türkiye'ye kadar kolaydı bence. Basitti ya. Aynen. Bir küçük ufak şey yaşadık ama onu da hallettik evet. Dün akşam geldiğimizde, evet senin telefon kayboldu falan. Dün akşam geldiğimizde Halil bize burada dedi ki, abi dedi Namık Kemal'in zindanı var burada. Daha önceden 2 sene vesaire kalmış evet, diye sürgün edildiği zamanda. Evet, Namık sen Kemal, anlat istersen. Namık Kemal zaten vatan şairi olarak geçer. Vatan Avustralya'yı yazdıktan sonra Osmanlı yönetimi tarafından Kıbrıs'a sürgüne gönderilir. 3 yıl boyunca da Mausa'da sürgünde olduğu dönemde bu zindanda kalır. Zindanda burası. Zindan hemen şurada, Venedik Sarayı var. Venedik kalıntıları var. Burası Namık Kemal'in işte zindanı ve müzesi. Bakın burada da yazmışlar, Osmanlı Sultanı tarafından 1873-1876 yıllarda Kıbrıs'a gönderildiğinde buradaki zindana bitişik duran bina onun eserleriyle yaşamının adanmış bir müzesiydi. İç kısmı böyle. Şöyle göstereyim. Zalim olsa ne rütbe bir perva. Yine bünyadı, gözlerim görmüyor, bünyadı zulmü biz yıkarız. Merkezi baki atsalar da bizi, küreyi arzı patlatır çıkarız. Namık Kemal. İçerisi böyle. Namık Kemal burada kaç sene boyunca kalmış? 3 yıl. 3 yıl boyunca burada kalmış.
Peki yaşam nasıl Kıbrıs'ta? Ne diyorsun bir adalı olarak? Yani aslında sosyal medyada çok farklı algılar var. Kıbrıs'ın pahalı olduğu yönünde. Ben Kıbrıs'ın hani Türkiye'den şu anda çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Hatta bazı noktalarda Türkiye'den çok daha ucuz yönlerimiz var. Ve hatta birazdan bak burası merkezi konumda turistik bir çarşı kısmı. Buradaki fiyatları göstereceğim, az çok anlarsınız. Geçen ben ilk günümde Lefkoşa videosunda sınırdaki mekanları vesaire gösterdim. Abi euro bazında çarptığında bile pahalı değil daha. İstanbul'da artık en uç köşedeki bir yerde bile bir şeyler yesen içsen 60-70 lira ödüyorsun. Bence pahalı değil Kıbrıs. Şimdi geldik Mustafa Lala Paşa Camisi'nin oraya. Lala Mustafa Paşa Camisi değil mi? Aynen, Lala. Bak ortalıkta hep Rum kesiminden gelen turistler vesaire var. Sarışın mavi gözlerden anlıyoruz. Şu giriş kısmı güzelmiş ya. Venedik Sarayı'nın işte sütunları bunlar girişinin. Aa öyle mi? Hı-hı. Hala. Aynen. Şu kısımda gene Venedik Sarayı kalıntıları. Bu da Venedik Sarayı'nın hamamı, hamam bölümü. Zaten şu anda da hamam imbar diye değerlendirmişler orayı. Osmanlı burayı 1500'lü yıllarda Venediklerin elinden alıyor adayı. Sonra zaten 600 sene mi? Yok 300 sene mi Osmanlı'da kalıyor İngilizler verene kadar. 1878'e kadar. Aynen. Sonra işte Rusya'yla savaşa giriliyor diye. Rusya'yla savaşa giriyor diye Osmanlı o zaman 93 harbi var diye İngiltere'ye kiralanıyor aslında. Adanın ilk hükmü işgal ya da ilhak değil, kiralanma. Daha sonrasında 1. Dünya Savaşı'nda biz kaybedince aynen. İngilizler de adaya çöküyorlar. Aynen. Adaya ilhak ediyorlar tek taraflı. Ah İngilizler ah. Her yerde var, her masada varlar adamlar. Lawrence ateşin bolu olsun Lawrence. Lawrence zamanında İngiliz, tamam mı bu eleman? Ben bunu yürüdüğüm videomda falan da anlatmıştım. Bu eleman abi Gaziantep'e gönderiyorlar bunu, Hatay tarafına gönderiyorlar. Arapça falan öğreniyor. Hatta Arabistanlı Lawrence diye bir film var. İzleyin onu. İşte o tüm işte Arap aşiretlerini gaza getirip isyan ettiren kişidir aslında. Geçelim şimdi bu konuyu. Lala Mustafa Paşa Camii'ye geldik. Görelim bakalım neymiş ne değilmiş. Şimdi Lala Paşa Mustafa Camii'ye geldik ama burası aslında bir katedral. Doğru mudur? Doğrudur. Burası 1299 yılında yapımına başlanmış, 1301 yılında tamamlanmış bir katedral. Daha sonra Osmanlı geldikten sonra şuraya, Osmanlı buraya geldikten sonra minareyi dikip burası artık cami olarak kalıyor. Aynen, adı da Lala Mustafa Paşa Camii oluyor. Girelim mi içeriye? Ya şort var ayağımızda ama namaz vakti değilse. Cümle zaten. Doğadan da kopmamak için evet. Yapıldığını söylemiştim. 1299 yılında bu cam şeyin katedralin yapımına başlandığı zaman aynı anda cümbez ağacını da dikiyorlar. Ve işte şu anda binanın boyuna yetişmiş durumda cümbez ağacı. Mis gibi bak, insanlar gölgesinden ferahlanıyor. Aynı zamanda 3 ayda bir meyve veren özel bir ağaç. Aa, şey çok iyi ya, baksanıza. Nasıl yapmışsınız ya o zaman? 500-600 yıl önce oğlum. Çok iyi ya. Bak şurada. Ne zaman yapılmıştı dedin? 1299 yılında. Aa daha fazla. 800 yıl. Ya Osmanlı'nın işte kurulduğu yılda Venedikler de burada aslında bu katedrali yapmışlar. Çok iyi. İşte bak minare böyle sonradan buraya eklenip cami haline getiriliyor. Aynen. Girelim. O zaman oynatalım, devam edelim bakalım. Oynat bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Gazi Moğlu sayım şu an favori yerim oldu. Lefkoşa'yı gördüm. Girne'yi gördüm. Üçüncü yer burası oldu. Şu an benim Gazi Moğlu'sa favori yerim. Kesinlikle ya. Yani şey var. Kıbrıs'a gelindiği zaman genelde hani bütün turistlerin gezdiği ilk yer Girne Lefkoşa olur ama Mausa abi. Mausa. Mausa bambaşka bir yer. Süper. Hemen burada da Namık Kemal'in bir tane büstü var abi. Vatan şairi diye. Bakın yazılmış. Caminin fotoğrafını çekmedim. O dönem Kıbrıs'ta Namık Kemal'e çok sahip çıkmışlar. Allah. O dönem Kıbrıs'ta Namık Kemal'e çok sahip çıkmışlar. Hatta yani daha sonrasında da bu Namık Kemal'e olan sevgi devam etmiş.
Bu meydanın adı, şu gördüğünüz şehir merkezinin adı Namık Kemal Meydanı. Orada zaten gördüğünüz Namık Kemal Zindanı. Hatta Mausa'daki en büyük lisenin adı da Namık Kemal Lisesi'dir. Ay be, süper. Çok güzel bilgi. Ve burada hemen bak şöyle bir olay var. 7 dilde 2 saat 4 euroya. 4 euro mu? 4 sterlin mi? 4 euro. Euro değil mi? 4 euroya 2 saat gezdiriyorlar. İşte şöyle şu tarz arabalarla. Genellikle yaşlılar, turistler vesaire bu tarz aktiviteleri yapıyorlar. Yer mi lan Anadolu çocuğu 4 euroya? Gazi Osman Paşa çocuğu 4 euro verir bu ara. Bak ayaklar var, kullanıyoruz. Devam edelim. Burası da yine çarşı içi aşağı kalenin surlara doğru gidiyor değil mi? Aynen. Oraya geçeceğiz. Şurada şey Aspava diye bir yer var. Acaba Ankara Aspava falan muhabbetiyle bir Ankara'daki Aspavalarla bir ilgisi var mı yok mu? Düşünemedim. Ama hemen şurada bak Lazoğlu şampiyon Trabzon'u asmış. Trabzon'un şampiyonlukları için tebrik ediyoruz kardeşim. Hangi takımlıyız? Ben Beşiktaş. Ben Fenerbahçe. Siz hanımefendi. Üç büyük bir arada. Bak buradaki hala şey olamadığım olaylardan biri. Taksiler Mercedes abi. Mercedes S200 falan mı bu ya? Ne bu böyle? Taksiler böyle. Bir de şu Petek Pastanesi'ni söylemişlerdi. Gel buradan bir şeyler ye, kahve iç falan filan vesaire diye. Abi ben dünyanın farklı onlarca ülkesinde kahve içtim vesaire. Kahvenin tek güzel olduğu bir yer var. Kahvesi deyip tribünleri oynamayacağım. Kolombiya. Kolombiya'da kahve çok güzeldi harbiden. Şimdi kaleye geldik. Kalenin surlarına çıkacağız. Dün akşam aslında geldik burada oturduk muhabbet ettik vesaire. Çok keyifliydi ya. Aynen. Dün o kadar dalmışım ki muhabbete. Video falan da çekmedik. Yalan oldu bizim işler. Bir şey olmaz ya. Muhabbet her şeyden önce. Abi aklım ermiyor bu eski yapıları hep. Nasıl mesela o zamanlar bunları böyle aynı boyutlarda çıkartıp çat 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 da dizip hala o şeyde ayakta durabilmesi 800 yıllık yapının. Ve karşınızda deniz. Akdeniz. Bak işte bu ayıptır bu ya. Hayvanlıktır. Başka bir şey değil. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Şuraya bak ya aynı şekilde. Her yerde bira şişeleri. Aptalsın. Gerçekten. Nedir bu ya? Bak şey yazmış gelip üstüne. Aytürk Koni mi? Konya. Ya abi şaka mısın sen ya? Keyfimizi kaçırmayalım. Bu saçma sapan insanlar her yerdeler, her zamanla. Karşıda hemen Akdeniz'in en temiz olduğu denize girilebilir kısmı buradaymış. Zaten birazdan gidip bir suya atlamak istiyorum, bir suya girmek istiyorum. Burası? Burası Mausa Limanı. O adına türküler yazılan liman burası. Mausa Limanı. Aynen. O mu? Aynen Mausa Limanı. Ticaret olayı Mausa'da buradan mı dönüyor? Aynen ticaret olayı buradan dönüyor. Aynı zamanda buradan Mausa'dan Mersin'e gemi seferleri düzenleniyor. Yani eğer ki Mersin'de işte yaşayan izleyicilerin illaki vardır. Gelmek isterlerse Mausa'ya gemiyle buraya gelebilirler. Hadi o zaman gidek ya. Bir suya muya girek. Bak turistler vesaire de geliyorlar. Rum tarafından geliyorlar değil mi genellikle? Aynen, genellikle Larnaka üstünden geliyorlar. Larnaka Havalimanı uluslararası bir havalimanı. Avrupa'nın her yerinden aşağı yukarı direkt uçuşlar var. Ve çok şaşırdığım şekilde inanılmaz ucuz. Yani 10-15 euroya falan. İşte mesela şaka Berlin'den yapıyorsun. Ya da işte Londra'dan ya da başka yerlerden direkt uçuşlar mevcut Larnaka'ya. Devam edin. Eğer Gazi Mausa'ya gelirseniz, gezmek isterseniz böyle bir bisiklet kiralayabilirsiniz burada. Velespit ismi var. Aynen isim. Ne kadarmış abi? Ne kadarmış? Sürüş 14.99. 14.99'a 1 saatlik sürüş alabiliyor musun? 100 dakika 35 lira, 500 dakika 80 lira. Oo 1 ay 80 lira. Hı hı. 1 ay boyunca sınırsız sayıda 30 dakika. Süpermiş ya. Aynen. Çünkü burada toplu taşıma olayı yok.
taksiye binmeniz gerekiyor ya da araba kiralamanız lazım. Araba kiralama ucuz. Genel olarak 300 ila 500 lira arasında. Haberiniz olsun. Tırın tırın. Çarşının içerisine doğru bakacağız. Fiyatlara vesaire bakmak istiyorum biraz. İçeri doğru girelim. Fakat bu meydanın önündeki bu kalıntılar falan çok hoş duruyor ya. Çok tatlı duruyor. İngiliz aksanında İngilizce nasıl? Muazzam ya. Tam balıklı pizza 5 euro demiş. Euro'dan bir çıkalım. Şu TL'ye bir dönelim şurada. Böyle buradan ta meydana kadar uzanan bir çarşı var. Bir alana bir veda, bir alana bir veda. Buy one get free. Biraz önce bahsettiğim otopark yeri burası işte. Venedik Sarayı kalıntıları. Bak üstüne yazmış. Otopark tabii ki ücretsiz. Burası. Bir de burada çok fazla küçük küçük arabalar var böyle ufak. Sarayın kalıntıları böyle burada. Şöyle uzanıyor, aşağı doğru gidiyor. En son aşağıda da kale kısmı var zaten. Burası. Şu anda Venedik Sarayı'nın tam ortasındayız. Kral kim kardeşim bu alemde? Kral her zaman biziz. Şimdi burası da Peter ve Paul Katedraliymiş. Sinan Paşa Camisi'ne çevrilmiş. 28 Mehmet Çelebi mezarı. Girelim bakalım. Burası da böyle Sinan Paşa Camii. İçeriye girmek isterdim ama maalesef ki ayağımda şort var. Şöyle göstereyim. Ama aslında burası katedralmiş, camiye çevrilmiş. Şöyle bak, bir mekanın fiyat listesi. Kıbrıs mantısı nasıl bir şey ya, Kıbrıs mantısı? Çok Tatar böreği. Gayet iyi ya bence. Bak kahve 15 lira falan, ekspresso 15, bira 30 lira. Ne diyorsun? Genel yeme içmeye dışarıda. Gayet iyi diye düşünüyorum. İstanbul'la artık aynı. Aynı aynı. Yani Türkiye'ye çok gidip geliyorum. İstanbul'la Antalya ile aşağı yukarı fiyatlar aynı. Burası. Neydi buranın adı? Palm Beach. Palm Beach. Palm Beach. Palmiye Beach yani. Aynen. Burası da abi kapalı Maraş kısmı burası oluyor. Orayı çekeceğiz. Yalnız önce hava çok sıcakken bir suya dalalım dedik. Serin. Bak şezlong ve şemsiyeler 20 lira. Çok iyi. Yüzden aşağı yok TR'de. Ve şey yani istersen kullanırsın, istemezsen kullanmak. Aynı zamanda da halk plajı burası. Aynen. Beyler bayanlar, suyun temizliğine, güzelliğine bakın sadece. Bak arka taraf full kapalı Maraş'ın başladığı yer. Gezeceğiz, göreceğiz orayı. Suya bak, cam gibi ya. Su cam gibi harbiden. Sesim geliyor mu bilmiyorum da. Baksanıza suya. Çok iyi ya. Bir şey görmüyorum ben burada. Su harbiden canlı. Dostlar tekrar selamlar. Biz şimdi denizden çıktık. İnanılmaz güzeldi su. Acayip tatlıydı. Var ya, Kıbrıs'ta olduğumu söylemezsem Maldivler, Filipinler aynen diye harbiden yedirirsin. Cam gibi su. Şimdi çok farklı bir bölgedeyiz. Her zaman herkesin işte kapalı Maraş ilk akla geliyor ya. Burası abi. Açık Maraş. Açık Maraş. Şimdi Açık Maraş'ta burada çok tatlı bir amcamızla tanıştık. Bize birazcık buranın hikayesini anlatacak.
Hikayesini anlatmadan önce hemen yukarıda bakın, obuz fırın. Burası 1978 yılından beridir aktifmiş. Abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Muzaffer Obuz. 1976'da savaştan sonra buraya göçmen olarak geldik. Aynı bu fırın yine Rumların zamanında da fırınmış. Çörek falan yapıyorlarmış. Makineler de vardı içinde. Biz ailece 4 kardeştik. Babam da sağ olsun hep beraber bu fırıncılığı o zaman yapmaya çalıştık. Türkiye'den göç edip geldiniz, evet, buraya. Evet. Peki bu göç politikası tam olarak neydi abi? Genellikle burada insanlarla tanışınca bana şey diyorlar işte, ya biz 76 göçmeniyiz, 74 göçmeniyiz diye. Evet işte 75'te ilk kafileler gelmeye başladı. İşte ara ara olduğu için 75'te gelen var, 76'da gelen var. Onun için o rakam öyle oluşuyor. Anladım. Yani farklı bir şey yok. Yani siz de böyle ilk gelen yıllardaki, evet, ailelerden birisiniz. Evet. Bize bahçe verdiler. Babam bahçeyi ben yapamam, anlamıyorum dedi. Onun için fırıncılığı aldık. Çok şükür sağ olsun bugünümüze kadar yaşattık. Kapıları açınca Rumlar da gelmeye başladı. Asıl sahiplerin torunları geldi, tanıştık onlarla. Aa, öyle olmuş. De güzel bir sohbetler oldu. Devamlı gidip geliyorlar arada. Böyle bir Kıbrıs maceramız böyle devam ediyor. Yani maalesef ki yaşanan savaş sonrası, sonrasında burası ganimet bölge olarak kalıyor ve buraya Türkiye'den gelen aileler yerleştiriliyor. Yerleştirilen ailelerin de çoğu özellikle Akdeniz bölgesinden seçiliyor ki burada tarımla vesaire uğraşılsın, bahçe işleriyle uğraşılsın diye. Amcamız ve ailesi de burada fırıncılıkla uğraşmış oluyorlar o zaman. Evet. Doğru mu anladın? Evet, aynen öyle. Görebilir miyiz fırını? Tabii, buyurun. İçeriye. Bence ekmekleri merak ediyorum. Şey yapıyorlar ya işte bak. Lavaş yapıyoruz. Böyle lavaşlar. Kokusu çok güzel ya. Lavaş çıkmışken yakında buraya Adıyaman çiğ köftecisini de. Evet, ekleyebiliriz. Allah'a süper görünüyor. Babanız hayatta mı? Evet, hayatta. Hayatta mı? Evet. Burada mı yaşıyor da? Evet, evet, burada. Burası da böyle buradaki yedi fırınlardan kadar biri. Aa, evet. 7 lira. Bakın şurada yazmış ekmek. Birkaç gün önce ekmeğin fiyatı arttı. Evet. Pide 6'ymış, lavaş 6. Adana bir... Lahmacun 2,5 mu? Efendim? Nasıl lahmacun 2,5 liraya? Lahmacun biz malzemesini evde hazırlayıp getiriyorlar. Ha, biz yapıyoruz. Tamam. Ondan dolayı 2,5. Tamam. Aynen. Evet, yani evde keyfinize göre hazırlarsınız. Evet, biz yapıyoruz İzmir'de onu çok. Evet, annemler böyle işini hazırlarız, fırına veririz. Aynen. Çok da lezzetli oluyor. Çok da güzel iş hazırları var. Ve burada şey olayı varmış biliyor musun? Eti, sütü, eti ve et, süt, yumurta, tavuk. Balık geliyor gerçi. Onlar dışarıdan getiriliyor. Burada kendiniz burada yapıyorsunuz. Yerli üretim olmak zorunda. Evet. Güzel, iyi ki öyle bir şey var. En azından üretim oluyor. Hı-hı. Abi çok memnun olduk. Ben memnun oldum. Çok teşekkürler. Faydamız olduysa. Eyvallah. Ekmek almak istiyorum. Ne demek? İşte bu bölgeler dostlar, hepsi burası açık Maraş alan kısmı oluyor. Evler vesaire hepsi Rum döneminden kalma. Gelen ailelerin hepsi buralara yerleştirilmiş. Bura benim mahallem. Sen burada mı büyüdün? Aynen, bu sokaklarda büyüdüm. Vallahi. Bak. Şimdi sevgili çiftimiz, canlarım. Beyza, benim eşim. Beyza ve Halilcan. Merhabalar hanımefendi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz ne için. Ne demek, rica ederiz. Berkon Kıbrıs'a geldiğini duyunca direkt dedi ki bize geliyorsun. Bizimle birlikte kalmaya başlıyorsun ve bırakmıyoruz seni. Canlısınız. Birlikte geziyoruz. Şimdi bakalım, buranın hikayesini şöyle kısa bir özet alalım, sonra yürüyelim. Burası 74'ten önce Akdeniz'in, hatta tüm dünyanın en büyük turizm merkezlerinden bir tanesi. Akdeniz'in Las Vegas olarak biliniyor. Ondan sonra ne oluyor? Burası Türk kontrolüne geçiyor. Ondan sonra kapalı bir şekilde masalarda koz aracı ediliyor. Yaklaşık 48 yıldır. Aynen, 74'ten beri bilfil kapalı. Anladım. Ya yaklaşık Mausa'nın 1,5 katı büyüklüğünde bir şehir tek başına.
İçeride müze, sergi salonları, opera salonları, havaalanı, yüzlerce otel, kasino. Yani çok büyük bir yerleşim yeri aslında. O zaman gidek yürek bir bakalım. Bir de şöyle bir olay var abi, bak bisiklete burası yeni açıldı. Ya açıldı derken yürüme parkur kısmı sadece açıldı. Böyle bisiklet kiralayıp 2 saati 20 lira. Fakat aklınızda olsun, öğlen sıcağında sakın gelmeyin. Şu an saat 5-5.30 falan. Bu saatler gayet normal. Evet. Yoksa güneş başımıza yani çöker. Ne olsun? Vallahi. Biz o yüzden denizde geçirdik akasını. Yapmayın. Aynen. Burası gündüz gezilmiyor. Abi şuradan şöyle. Abi bak şöyle, biraz önce sen bir muhabbet evet. anlattın Beyza. O burası mı? Türkiye'de daha yani galeri, işte araba falan yokken Kıbrıs'ta işte Toyota'nın galerisi. O şekilde söylerken linç yer bu adam. Dur. Bir şey olmaz ya. Nasıl söyleyeyim? Linç yer. Türkiye'de ne demek araba? 74'te araba yok muydu Türkiye'de diyecek. Toyota yoktu. Vardı da Toros vardı. Ne alaka ya. Vardı? Toyota da vardı. Sadece şey yaygınlık açısından. Kavga etmeden dövüşün. Tamam dur. Ne diyeyim? Türkiye'de araba çok yaygın değilken Kıbrıs'ta araba yok. Ben bunu böyle hamurlara koyacağım zaten. Şimdi mevzu şu şekilde oluyor. Türkiye'de daha hani belli başlı araç markaları varken kapalı mı araçtı o dönem, 74 öncesinden bahsediyoruz. Yani bu 55-74 arası dönemde. Toyota, Alfa Romeo, Audi gibi çok büyük markaların distribütörlükleri, bayilikleri vardı. Kıbrıs'ta yani. Ya düşün yani. O zaman bile ada aslında ne kadar gelişmişti. Bak Toyota'nın o zamanki tabelası. Şu anda burada her yer bomboş. Kapalı. Ve içine girilmiyor. Üzücü. Değişik. Şöyle bir şey oldu. Bunun önündeki sahilde Palm Beach'te, o Palmiye sahilinde yüzerken falan böyle bir biraz ileriye doğru yüzdüm falan filan, arkamı dönüp bir baktım, ambiyans harbiden çok güzel. Düşünsene, arka tarafın terk edilmiş kocaman bir şehir, ön tarafında inanılmaz güzel bir suda yüzüyorsun. Ve giriş, buraya giriş çıkışlara dair de saat kısmını da yine buraya bırakıyorum. İç kısımda girerken çektim. Sabah 8, akşam 8. Buranın peki açılmama sebebi ne? Ya burası, hala burasının açılmama Aynen. sebebinde başlıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı var. Kapalı Maraş hani tamamen İskan'a açılamaz diye. Burası bir aslında koz aracı olarak zaten alındı ve aynı o şekilde de kullanılmaya devam ediliyor. Bugün hani herhangi bir barış görüşmesinde, müzakere sürecinde ilk konuşulan konulardan bir tanesi Maraş konusudur. Çünkü abi baksanıza, biraz bahsettiğim gibi sahil hemen şurası, burası devasa bir şehir. Bak mesela şurası otel ya. Burada otellerin hepsinin iç kısmında işte kumarhaneler, kasinolar falan filan vesaire varmış. Burası aslında sanki bir Las Vegas havasında bir yermiş. Düşün yani. O kadar gelişmiş. O zamanlar dünya starları, zenginler falan hep buralarda takılıyormuş. Vay be. Sofya Loren'in evi evet. var. Sofya Loren'in evi var içeride. Ve bugünkü burada biraz önceki o fırında gördüğünüz abi bir şey anlattı. Kraliçenin, İngiltere Kraliçesi'nin burada mülkleri, oteli vesaire varmış. Biraz da zaten özel sermayeden baksanıza. Tüm binalar terk edilmiş. İçlerinde vesaire hiçbir şey yok. Bana o ilginç geldi. En enteresan bina şu bak. Aynen. Benim hep ilgimi çeken bina. Heyecanla bizim en beğendiğimiz bina. Neymiş burası? Her katında farklı bir şey var. Yaklaşalım. Giriş katında döviz bürosu var. İşte çocuk oyun alanı var. Birinci katında işte çay odası, coffee shop, işte hemşire. Kütüphane varmış. Sonrasında aile kliniği var, kütüphane var. Onun bir üst katında işte alım satım ofisleri vesaire var. Ve girişte kitap satılıyor. Aynen, çok ilginç bir olay. En üst katında da şapel var. Hani bütün bir pasaj tarzı bir yeri bir binaya toplamışlar ve çok güzel bir dekor yapmışlar. O ya çay odası var. Yazıyor ya. Tea room falan varmış. Aynen Exchange öyle. Store. Harbiden değişik bir kompleks bir bina. Bina şekli de çok ilginç. Ne yapmış? Terasa kilise yapmış adamlar. Şapel koymuşlar oraya. Ama hiç yoktan şu anda sadece bu yürüme kısmı açılmış. Yürüyerek ya da bisiklet kiralayarak gezilebilir. Biraz önce bahsettiğim olarak bu. Kapalı Maraş bitince abi, Kapalı Maraş'ın ön tarafı direkt böyle hepsi sahil. Bu arada burası halk plajı olarak kullanılıyor. Su masmavi bir su var burada. Çok güzel ya. Kapalı Maraş'ın içindeki bölüm ücretsiz bu arada. Çok çok keyifliydi yüzmek. İnanılmaz keyif aldım yüzerken.
Hangi kısım ücretsiz? Şuradaki şezlong, şemsiye işte falan, bunlar ücretsiz. Bunlar ücretsiz mi? Hı-hı. Allah! Burası ücretsiz. Ay be, ilginç. Bakın. 3 dakika. Hadi. Baksanıza o döneme ait. Baksanıza o dönemden artık büfe mi yoksa güvenlik alanı mı bir şey. İlginç ya. Burası United Nations binası. Sol taraftaki değil mi? Hmm. Askerler de var burada. United Nations askerler var. Dolanıyor. İçeride duruyorlar ha. Aynen, içeride. Ve şurası Edelweiss. Starbucks tarzı bir yer. Abi 50 yıl öncesi ya. 50 yıl öncesinde burada bu kadar çok mağaza, otel, o bu şu. Şapmap bir şeyler. İçeride bir şeyler yazıyor lan. İçeride bir yazılar yazıyor da bir gün sizin de biter. Ne? Tertiplerim. Askerler bir şeyler yazmışlar. Artık ne zamanınsa. 10/2 son 300. Ve burada aynı zamanda böyle Mausa Belediyesi'nin işlettiği bir bahçe, kafenin olduğu bir yer falan var. Gelip burada oturup çay, kahve, bir şeyler içebilirsiniz. Renkli. Ne zaman açıldı burası? Biliyor musun? Bahçe mi? Burası işte Kapalı Maraş açıldı 2020'de. Yani açıldı dediğim hani böyle gezmeye açıldı. Açıldıktan yaklaşık 3-4 ay sonra burası açıldı. Şurası ne abi? Burası opera salonu. Kapalı Maraş'ın içerisindeki bir aslında şey var bu. Türkiye'de şeyler var. Kültür merkezleri falan var. Onun tarzında bir yer. Böyle duruyor. Güzel bir bina ama baksana. Aynen. Burada normalde Rumca yazılar yazıyordu da kapattılar üstünü. Vay be. Peki bir şey soracağım size. Kapalı Maraş bölgesi o zaman Türklerle Rumlar bir arada mı yaşıyorlarmış yine burada yoksa Rumların mıymış? Tabii ki. Ya adanın her tarafında olduğu gibi karışık yaşam vardı ama yani burada ağırlık Rumların ve yabancı sermayenindi. Güzel bir bina ama. Artemis Tapınağı'ndan esinlenerek yapılmış. Ha? Devam edelim. Duvarda da ne yazıyor daha bir önceden? Duvarda bak Makarios yazıyor. Orada büyük de yazmışlar. Şurada küçük de yazmışlar. Makarios o dönemin Rum liderinin ismi. Aynı zamanda Enosis yazıyor. Enosis de zaten Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesine verilen isim. Duvarlara yazmışlar. O zamanki Rum vandallar. Evet, kullanılıyor. Baksanıza ya binalara. Vay be, ne kadar ilginç. Bak yukarıda hem Rumca yazıyor, İngilizce yazıyor. İçeride her yerde zaten böyle otlar falan büyümüş, fışkırmış her yer. Otlar falan fışkırmış her yerden. Aa, kitapçıymış şurası da bir tane. Yine bak yukarıda bir yerde Rumca bir yazı yazıyor. Bir ev, bir bina. İçeride kullanılan bina varmış. Ne o? 6 tane bina var içeride. Bunların bir tanesi Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler'in karargahı olarak kullanılıyor. Geri kalan 5 bina TSK'ya ait. Yurt var işte, kız yurdu var. İşte orada evi var, kantin var falan filan, yani o şekilde TSK'nın kullanımında. Burası da zamanında Kıbrıs Bankası'ymış. Abi ilginç bir yer. Burayı hep görürdüm internette. İşte insanların videolarında vesaire. Bugün kısmet oldu gelmek. Gel abicim gel. Herkesi uçuruyoruz. Gel abi gel. Selamünaleyküm. Bize bir İstanbul'a bir bilet ayarlayabilirsek. Hemen buradan İstanbul. Ankara, Beyrut, Kairo, İstanbul. Her yere uçuyoruz kardeşim. Her yere uçuruyoruz. Nereye uçmak Amsterdam, istiyorsun sen? Brüksel. İstanbul kardeşim. Kardeşim. 50 euro. O zamanlarda ben şey görmüştüm ya, bir eski bir gazete parçası. Aynen. 50 liraya İstanbul'dan İngiltere'ye yolculuk. Aynen. Evet, o dönemler öyleymiş.
Ya işte British Europe'un şeyi yazıyordu da. Hangi uçak firmasıymış? Cyprus Airways. Bu Kıbrıs'ın kendine ait olan havayolu şirketi. İşte düşünün o dönemde 74'te, 74 öncesinde daha doğrusu 60'larda, 65'lerde Kıbrıs'tan direkt Atina'ya, Roma'ya, Londra'ya, Milan'a, Paris'e, Zürih'e, Ankara'ya, Beyrut'a, Kahire'ye, İstanbul'a, Rodos'a, Tel Aviv'e direkt günlük uçuş var her gün. Peki şimdi? Şu anda KKTC maalesef ambargolar altında ve Türkiye üstünden aktarmalı, sadece yurt dışına açılabiliyoruz. Ah be. Üzücü bir durum. Dram. Yüreğim sızladı. Ben çok uygun aldım ama ortalama 1000 liraya, 1200 liraya falan geri çalırsınız. Ben yani git gel. Ben 1250 idi. Sen 800 liraya aldın. Ben 730 aldım gelirken. Dönüşüm 800. Aa, var ya yani bir iki hafta önceden plan yapılırsa eğer 700-800 liraya tek yön bilet kesilebilir. Ya gelinim kesinlikle görünmesi gereken yerlerden biri Kıbrıs. Bak Toyota'nın o büyük şubesi de herhalde orada. Aynen öyle. Tamam. Şimdi burası da, bakın yine Birleşmiş Milletler'in bir tane şeyi var burada. Askeri bekleme yeri herhalde. Toyota'nın o binalarından biri. Şu cadde, şurası, şu dört yol ağzı buranın en aktif caddesiymiş abi. Tüm trafik vesaire buradan akıyormuş. Şimdi ise böyle. Bakın ya, o dönem şey Singer firmasının mağazası varmış burada. Gözüme çarpan binalardan biri de bak Kodak fotoğraf makinesi için. Bak Polaroid yazıyor, gördün mü? Herhalde galiba ilk defa renkli fotoğrafın yapıldığı zamanlardan falan olabilir. Bir gece kalmak isterdim burada. Tam Mehmetlik yere. Tam Mehmetlik yer, tam Memoluk. 48 kaldım. Saat kafalı Maraş'ta çadır kurdum. Tutarlardı seni 48 saat. Günaydın Ece, kafana şöyle bekliyor. Müslüman mı lan? Ve şu jetten her yerde görüyoruz falan. Böyle 2-3 tane gördük. Galiba market falan gibi bir şey o zamanki. Yani bir tarz şey, zincir market tarzı bir şey muhtemelen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim. İsminiz nedir hocam? Ahmet Aziz Aksözlü. Bu mescidin, Bilal Ağa Mescidi'nin imamısınız. İmam değilim. İmam değil misiniz? Sorumluyum. Sorumlusunuz. Peki evet. İmam var mı burada? Cumaları gelir. Kapalımaraş içerisindeki tek mescit burası. Evet. Peki bir bilginiz var mı? Burada zamanında ne kadar insan yaşıyormuş? Burada vaktinde 40 bin kişi yaşardı. 40 bin, 39 bin 500 Rum, 500 da Türk. 500'de Müslüman, 500'de Türk, Kıbrıslı, evet. Adalı yaşıyormuş, evet, burada. Evet. Burası Rum şehridir. Maraş Rum şehri. Maus'a da Türk yeridir. Maus'a da 10 bin Türk yaşardı. Yaklaşık birkaç yüz tane de Rum Maus'un içinde. 1955'e kadar böyleydi. 55 senesinde buranın Rumları Türklere saldırdı. EOK, Enosis olaylarını bilirseniz. Evet. O dönemlerde EOK için, Enosis için buradaki Türklere saldırdılar. O 500 kişiye. Burada her şeyini bırakıp Mausa'ya göç ettiler, gittiler. O tarihten beri bu mescit boştur. Ne zaman tekrar peki açıldı mescit? 2021 senesinde, geçen sene. Geçen sene açıldı. Yeni. Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından mı açıldı? Evet. Zaten vakıflara ait bir mescittir bu. Ya ayağımda şort var, girmek doğru olmaz da. Tamam. Aynen. Yani ille de aslında ille sizde de uzun istersen... bir şey varsa... Benim de benim hoşuma çıkıyor. Senin de hoşuna çık. Bir şey olmaz ya. Girebilirim. Öyle mi? Girebilirim. Girmek istersen gir, ziyaret et. Kendine de bir dua et. Çok özür diliyorum. Ama içeriği göstermem gerekiyor. Hava çok sıcak olduğu için. Bakın burada Bilal Ağa Mescidi'nin giriş kapısının üstündeki eski Türkçe yazıtı ve okunuşların manası var. Şöyle şuraya bırakıyorum. Kıbrıs'ta 1878 yılına ait camiler. Larnaka Hala Sultan, Kapalımaraş'ta bulunan Bilal Ağa'nın eski hali.
Vay can. Selam aleyküm. Arkadaşlar Pakistanlı değil mi? Evet, Pakistanlı. Burada çalışıyorlar mı? Yok. Ziyaretçiliğinde. Öyle mi? Evet. Abi şeyi soruyordu, Lübnan'ı soruyordu. Lübnan'daki şey. Merak ettim. O zaman toplanalım bir ya. Girne'den otostopla başlayan yolculuk Gazi Mausa'da sona erdi. Bu bölümde de hep gördüğüm sosyal medyadaki Kapalı Maraş vesaire gezdik. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her şey için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Her şeyi Berko için. Yol arkadaşlığınız için size de teşekkürler Yasemin Demek Hanım. Rica ederiz efendim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bir yorum bir like'ınızı alırım bir de. Haydi görüşürüz. 3 saniyede oradan aksın. Sonra böyle kanalın abone ol. Outro şeyini falan. Bırakalım. Çıkış şeyi.